Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bir videoda daha karşınızdayım. Acaba bu videomuzun içeriği ne olacak? Tabii ki de daha önce de başladığım gibi Twitch'te nasıl yayın yapılır? Twitch'te yayın yaparken hangi programları kullanmalıyım? İşte Twitch'te yayın yapmak için nasıl bir bilgisayara, nasıl bir internete, nasıl bir altyapıya ihtiyacımız var? Bunlarla alakalı size mini bir eğitim serisi çektim. Bu eğitim serisine ek olarak bugün de sizlere Stream Labels nedir, nasıl kullanılır ve ne işe yarar bunları anlatacağım. Videoya geçmeden önce size ufacık Stream Labels bahsedeyim. Stream Labels nedir? Yayın yaparken izleyicilerimize bizi en son kim takip etti? Bize en yüksek bağışı kim yaptı? Bize en son bağışı kim yaptı? Bize en son kim takip etmiş? Vesaire gibi özellikle belirli kategorilere ayırabileceğimiz, bunun içerisinde atıyorum son 3 ayın en çok bit atanına varana kadar birçok kategoride durumları, uyarıları ekleyebileceğimiz bir program. Bununla alakalı olarak bazen görmüşsünüzdür yayınları izlerken sağda solda özel, güzel tasarlanmış alanlara son takipçiler, işte en yüksek bağış atanlar gibi bölümler konabiliyor. Bu bölümler nasıl yapılıyor? Tabii ki de hepsi Streamlabs ile yapılıyor. Bu konuyu ufacık size anlatacağım. Hadi bakalım videoya geçelim. Evet, öncelikli olarak ne yapıyoruz? Tabii ki de bir Streamlabs edinmemiz gerekiyor. Bunun için hemen Chrome'umuza giriyoruz. Zaten bende otomatik açılıyor. Streamlabs'e giriş yapıyoruz. Bende zaten bu kuruluydu ama sizin için komple kaldırdım programı ve şimdi sizinle birlikte sıfırdan tekrar yapacağım. Streamlabs'in ana sayfasına geldiğimizde tüm görsel bileşenleri tıklıyoruz ve buradan burada gördüğünüz gibi uyarı kutusu, etkinlik listesi, bağış hedefi, sohbet kutusu vesaire gibi birçok yayınlara eklediğimiz eklentiler var. Bunları zaten bir önceki videomuzda ben sizlere anlatmıştım. Buradan yayın etiketleri kısmına tıklıyoruz. Bu yayın etiketleri kısmında gördüğünüz gibi bize bir şey yaptırtmıyor. Mutlaka bir program indirmemiz gerektiğini söylüyor. Hemen bizim bilgisayarımız Windows olduğu için Windows'a tıklayarak direkt indirme başlıyor. Gördüğünüz gibi zaten 63 MB'lık bir uygulama, çok yer kaplamayacak ve hemen zınk diye inecek bir uygulama. O yüzden bir problem yok ve bekliyoruz. Uyuyor. 4 saniye. 3, 2, 1. Çatada. Baba hiç vakit kaybetmeden direkt tıklıyoruz setup'a, çalıştır diyoruz ve çok kısa bir şekilde hemen şakkadanak ne yaptı? İndirdi ve uygulamamız açıldı. Evet, uygulamamız 4 yayın platformunu destekliyor. Twitch, YouTube, Mixer ve Facebook. Biz Twitch'te yayın yaptığımız için Twitch üzerinden anlatacağız bunu. Bunun için en sağlıklı olan tabii ki de Twitch hesabımıza bağlanmak. Twitch'te bağlan diyoruz. Hemen bağlanalım. Jetonumuz gelsin. Jeton muhabbetini biliyor musunuz bilmiyorum ama bu jeton Twitch'te iştirak olduktan sonra iki faktörlü doğrulamayı zorunlu kılıyor. Ödemeler vesaire olduğu için, para kazanıldığı için. O yüzden jeton önemli baba. Hatırla diyoruz ve jetonu doğrula diyoruz. Ve yetkilendiriyoruz Stream Labels'ı. Böyle bir sayfa geliyor. Bu nedir? Şimdi Stream Labels bilgisayar üzerinden bu verileri çekiyor. Bilgisayar üzerinden bu verileri çek, yani lokal bir dosya üzerinden çekiyor. Stream Labels bilgisayarınızda bir dosya oluşturuyor ve sizin son etkinliklerinizi, yani size gelen son bildirimleri bilgisayarınız üzerinde lokal olarak yedekliyor. Bunun için bu lokal yedeklemeyi yapması için bir klasör seçtiriyoruz. Choose Output Directory. Ben genelde gördüğünüz gibi şöyle bir dosyam var benim. Yerel disk C'de Stream Labels diye bir klasör açtım. Bunun içerisinde klasör seç diyorum. Klasörü seçiyorum. Yani o klasör üzerine yedekle diyorum. Gördüğünüz gibi benim Twitch'te olan en son bütün etkinlik akışım burada. Mesela biz bunları Twitch'e nasıl ekleyeceğiz? Şöyle başlayalım. Ben hemen bir OBS'imizi açalım. Evet, OBS'imiz açıldı. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Şimdi benim ufak bir tasarımım var. Kendime ait, kendi yayınlarımda kullanacağım bir tasarımım var. İlk önce bunu eklemek için ekle kısmından
Görüntü ekle diyorum. Ve buraya kendi tasarladığım tasarımı ekleyeceğiz. Şurada benim bantım burada. Gördüğünüz gibi son abone, son bağış, en yüksek bağış ve son takipçi. Benim böyle bir tasarımım var kullandığım yayınlarımda. Şimdi bunlara ilk önce son aboneyi ekleyeceğiz. Bunu nasıl yapıyoruz abi? Streamlabels'ı açıyoruz. Diyoruz ki Settings. Burada gördüğünüz gibi Settings dediğimizde bu sayfa geliyor önümüze ve buradan Donation Train. All Time Top Donation. Yani tüm zamanlarda, yani yayın hayatınız boyunca size gelen en yüksek donation. Tıklıyoruz. Ve bunu save diyoruz. Setting save. Bak save'lendi. Buradan save diyoruz. Save'lendi. Sonra geliyoruz. Ekle diyoruz. Ve buradan metin GDI Plus olanı seçiyoruz. Okey diyoruz. Ve burada bakın gördüğünüz gibi şurada dosyadan oku seçeneği var. Dosyadan okuyu tiklediğimiz zaman buradan göz at diyoruz. Biz bu klasörümüzü nereye açmıştık? Bu bilgisayar yerel disk C Streamlabels. Şimdi burada All Time Top Donator. Ve gördüğünüz gibi tüm zamanlarda bana totalde toplamda 73 TL bağış yapmış. Yani Metin Acar bana toplamda 73 lira bağış yapmış. Bu totali gösteriyor. Yani atıyorum bunu 5 lira 5 lira 5 lira 5 lira atıp 73'e tamamlamış. Yani yayın hayatım boyunca bana en yüksek bağışı atan totalde Metin Acar'mış. Bunu görmüş oluyoruz. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Mesela ben bu yazı karakterini değiştirmek istiyorum veya rengini değiştirmek istiyorum. Buradan yazı tipi seç diyoruz. Ben genelde NASA yazı tipini kullandığım için bunu NASA'ya çeviriyorum. Okey diyorum. Ve gördüğünüz gibi burada Top Donator'ımız bakın en yüksek bağış kısmına altına metini koydum. Gördüğünüz gibi bu okey. Sonra son bağış. Tekrar buradan ekliyoruz. Metin, GDI. Bunları da mesela not alabilirsiniz. Son bağış diye. Hemen dosyadan oku diyoruz. Göz at diyoruz. Most abones. Most recent subscriber. Gördüğünüz gibi bana en son Zenci İmam abone olmuş ve o yüzden o çıkıyor. Hemen bunu da NASA yapıyoruz. Tamam. Hemen bunu da böyle hafif küçültüp biraz daha küçülteceğiz galiba. Son abone kısmının altına yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada. Neymiş? Son bağış. Hatta şunun da adını bir düzeltelim. Yeniden adlandır. En yüksek bağış. Hemen ekle Metin GDI. Son bağış diyoruz. Onu en yüksek bağış yaptık ya. Pardon. Bunu son abone. Son abone. Hemen ekle diyoruz. Metin GDI. Son bağış dedik. Dosyadan oku. Most buradan hemen Most Donator. Lulu 4 lira göndermiş en son bana. Buradan da onu tekrar buradan NASA diyerek, NASA karakterine çevirerek buraya da son bağışın altına yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi mükemmel. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Sonra ne yapıyoruz abi? En son neyimiz kaldı?
Son takipçi. Hemen dosyadan oku diyoruz tekrar. Gözet diyoruz. Most follower. Most follower. Most follower. En son beni GM Erkan takip etmiş. Hemen bunun da yazı karakterini yapıyoruz. Hemen şöyle ekliyoruz. Ve işlemimiz tamam. Ya aslında bu kadar basit bunu yapmak. Gerçekten çok kolay. Bunu hepimiz gönül rahatlığıyla yapabiliriz. Biz neden bu kadar kasıyoruz ki abi? Ama bunda şey sıkıntımız var. Kaynak sıkıntımız var. Türkçe kaynak yok Streamlabs'la alakalı. Yani o yüzden problemimiz buradan kaynaklanıyor. Ben de bu hepimize bir öncü olması adına bu eğitim videosunu çekmeye karar verdim. Şöyle bir göz gezdirelim. Streamlabs'ta başka neler ekleyebiliyoruz diye bakalım. Mesela tüm zamanların en yüksek donator, bunu koyduk. Sezonluk top donator, aylık top donator, yani aylık en yüksek bağış atan koyabiliyoruz. Son 30 gün en yüksek bağış atan ve haftalık en yüksek bağış atanı koyabiliyoruz. Sonrasında all time donation'lar, tamam. Mesela en yüksek gelen bağış tutarı olabiliyor, kişi adı olmadan. Sonracığıma mesela buradan bağış hedeflerini de buradan koyabilirsiniz. Kendi tasarımınızı yapıp illa o standart yeşil şeyi şöyle köşeye koymanıza gerek yok. Yani buradan da kendi tasarımınızla koyabilirsiniz. Ondan sonra burada kombolar var. Peş peşe 3 tane 4 kişinin 3-4 kişinin ismini gösterebiliyorsunuz buradan. Burada işte en çok hediyelik abone hediye edenler görebiliyoruz. Ondan sonra yani burada her şey var. Aklınıza gibi bak, cheer'lar var, bitler var. Most beater falan, her şey var. Takipçiler var, aboneler var. Yani burada aklınıza gelebilecek herkesin sıralamasını yapabiliyorsunuz. Ya bu bizim için gerçekten büyük bir kolaylık. Hem kolay bir arayüz, çok güzel bir arayüz. Rahatlıkla, gönül rahatlığıyla ekleme çıkarma yapabiliyoruz. Hani bu da gerçekten keyif verici. Yani aslında bunları eklemek bu kadar kolay. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer aklınıza takılan, sormak istediğiniz başka şeyler varsa, yayın yapmayla alakalı, Streamlabs'la alakalı, Streamlabs'la alakalı, yani aklınıza gelebilecek her konuda aşağıda açıklama kısmında bulunan Discord adresimizden, Discord kanalımıza katılarak oradan bana özelden yazabilirsiniz. Veya Discord'da kanallarımız var. Şikayet, soru sor vesaire gibi bir kanalımız var. Oradan aklınıza takılan konuları, bilmediğiniz, öğrenmek istediğiniz konuları oradan bana yazabilirsiniz. Ben de gönül rahatlığıyla, seve seve, mutluluk duya duya cevaplarım. Twitch'ten takip etmeyi unutmayın. Hafta içi her gün yayın yapıyorum. Akşam 9 ile 12 arası. Cumartesi günleri eğer video çekmezsem daha uzun sürelerde yayınlar yapıyorum. Hiçbir zaman esimiz yok. Çok önemli bir durum olmadığı sürece haftanın her günü yayın yapıyorum. Hepinizi bekliyorum. YouTube kanalıma da abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve beni desteklemeyi lütfen unutmayın. Siz destekledikçe ben enerji buluyorum ve daha fazla video çekmeye başlıyorum. Twitch'ten beni takip ederseniz, yayınlarıma ne kadar katılırsanız o kadar hevesleniyorum, o kadar şevkleniyorum ve daha çok yapmak istiyorum. Ben biraz gazla çalışıyorum. Ben biraz gazla çalışan bir yapıya sahip olduğum için beni ne kadar gazlarsanız o kadar şevklendiriyorsunuz ve ben çok mutlu oluyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.